40 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Eskiden işlerimiz çok iyiydi. Şu anda sanatımız öldü. Yani artık her şey teknoloji. Bu eskiden 3 tane depo yapıyorduk, şimdi yapamıyoruz. Her ayda bir tane yapıyoruz. Korona çok etkiledi. 3 ay çalışmadık. Dükkanımız kapalı kaldı. Borcumuz var, şeyimiz var. Artık Allah'a kalmış. Aslında normalde geçinebiliyoruz yani. Ama iş olsa daha iyi olur yani. Ne boğazımıza yetiyor. Başka bir şey yok. Birikme yok. Yatırım yok. Tek boğazımız, mutfağımız için çalışıyoruz. Odur. Ev almışım. Her ay binlerce şükür maaşım var gerçi. Üstüne borç alıp yatırıyorum. Bu salgın da bizi etkiledi. Çok etkiledi ama işte Güneydoğu bölgesi bu kadar. Batı. Bize yardım edilmedi. Kesinlikle. Kendi gücümüzle çalışıyoruz. Vergilerde kesinti yok. Vergi geldiği zaman ödüyoruz. Taksitli ödemiyorum. Peşin ödüyorum. Bir katkı bulunması lazım yani. Biraz küçük esnafa el atılması lazım. Sesimizi yükseltecek durumda değiliz. Onlar biliyorlar zaten. Küçük esnaf ne halde olduğunu biliyorlar. Biliyorlar. Ama gene şükrediyoruz. Gene şükrediyoruz. Bu çarşıda hemen 25 yıl oldu. 25 yıl oldu bu ses duyulan. Bu ses aslında çok güzel bir sestir. İş olduğu zaman güzeldir. İş olmadığı zaman bu ses hiçbir şey değil. Şimdi bu sesi hiç beğenmiyorum ben. Bir yılda bir böyle bir ses geliyor. Neyine? Kıymeti yok ki. Ama her zaman olsa o hoşuna gidiyor. Öyle. 30 gündür yaptığınız ilk depo mu? İlk depo. En son 20 yıl evvel yapmışım. 3 tane böyle bir günde bitirmiştim. 3 depo bitirmiştim böyle. Bir günde? Bir günde. Ama şu anda? 3 kişi çalışıyordu. Şimdi tek çalışıyorum. Çekici ver. 500 lira verdim. Bak.